Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi bu videomuzda da katı cisimlerin 5. ve 6. testlerini çözeceğiz inşallah. Hemen hiç vakit kaybetmeyelim. Başlayalım 5 numaralı testimizin ilk sorusu, bakalım ne diyor dostlar. Küre sorusuymuş arkadaşlarım. Diyor ki yarıçapı 6 santim olan kürenin hacmi nedir diye bir soru sormuş. Şimdi kürenin hacim formülü 4 bölü 3 çarpı pi yarı çapının küpüydü arkadaşlarım. Altının küpü o zaman. Altının küpü dedi. İşte bu işlemin sonucu bize kürenin hacmini verecek arkadaşlar. Şurası 216 yapar. 3'e böldük. Neyse çok uzatmayalım. Birinci sorumuzun cevabı, işlemleri siz yaparsınız dostlar. Çok uzatmadım. Bir Bursa'ymış. Geçtim gittim. 2'ye geldim. Okuyalım bakalım ne diyor. Şekildeki küpün bir ayrıtı 4 santim olduğuna göre C noktasının AB doğru parçasına uzaklığı kaç santimdir diye bir soru sormuş. C noktasının AB doğru parçasına uzaklığını soruyor. Küpün bir ayrıtı 4 santimmiş. Demek ki şurası 4 santim. Şurası 4 santim. Şu yükseklik de 4 santim arkadaşlarım. Hatta şöyle yapalım. Şu AC'yi çizelim. Bakın bu üstteki karenin köşegeni olur. 4 kök 2 santimdir burası. AB küpün cisim köşegenidir. Yani bir kenarın kök 3 katıdır. 4 kök 3 diyelim buraya. Şurası da yine 4 santim oldu dostlarım. Ve bakın artık burada yapacağım işlem, şuradaki içeride oluşan ACB dik üçgenini alıp, şu dik üçgeni alayım, şöyle kenara çizeyim. C noktasının AB'ye olan şu uzaklığını soruyor bana. Yani dik açıdan inen yüksekliği soruyor arkadaşlarım. Şuraya bir çizeyim ben bu dik üçgeni. Şöyle bir şey. Şurası C 90 derece. Burası AB. Biz şu kenarı 4 kök 2, şu kenarı 4, hipotenüsü 4 kök 3 bulduk. Bize de diklikten inen dikliği, yani haşı soruyor dostlarım. Şimdi ister Öklit bağıntısı kullan, istersen de şu konu anlatımında bahsettiğim ah bacı diye bir formülüm vardı ya benim arkadaşlarım. A çarpı haş, B çarpı C'ye eşit formülünü kullanalım. A hipotenüs 4 kök 3, yani 4 kök 3 ile yüksekliğin çarpımı B ile C'nin çarpımına, yani 4 ile 4 kök 2'nin çarpımına eşit. Hadi toparlayalım burayı. Şu 4'ler gitsin. H eşittir 4 kök 2 bölü kök 3 olur. 4 kök 2 bölü kök 3. Kök 3 ile çarparsak her iki tarafı 4 kök 6 bölü 3 geldi. İkinci sorumuzun cevabı da Ceyhan'dan çıktı dostlar. Evet, 3 numarayı okuyorum şimdi. Diyor ki tamamı su ile dolu dik silindir taban düzlemiyle 60 derecelik açı yapıyor. Dostlarım bunlar da bizim klasik sorularımızdı. Hep şöyle yapıyoruz, her seferinde aynı işlemi yapıyoruz. 1. Şu suyun yüzeyini şöyle bir çiziyoruz. Şurada bir Z kuralımız oluştu. Burası da 60 derece diyoruz. Tam şu suyun bittiği yerden çapa paralel bir doğru çiziyoruz. Suyun dökülen su, yani şuradaki kısmın hacmini vermiş bize. 24 demiş dostlarım. Bu köşegen oluyordu, şuradaki silindirin köşegeni. Burası 24 ise burası da 24 olacak. Yani aslında şuradaki silindirin toplam hacmi 48'miş dostlarım. Bunu da buraya yazalım. 48'miş buradaki hacim. 48 pi. Peki silindirin taban yarıçapı nedir diyor. Şuralara hemen R'yi soruyor bize. R diyelim. Burası 2R. Bakın 60'ın karşısı 2R. O halde 30'un karşısı ne olacak? 2R'nin kök 3'e bölümü. 2R kök 3 bölü 3 olacak. Yüksekliği bul. 90'ın karşısına gerek yok dostlarım. Şimdi buradaki hacmi, yani sadece şu silindir kısmının hacmini bulup 48'e eşitleyeceğim. Silindirin hacim formülü neydi? Taban yarıçapı πr kare. Taban alanı πr kare çarpı yüksekliği de şurası, yani 2r kök 3 bölü 3 olur yüksekliği de. Taban alanı çarpı yükseklik şuradaki kısmın hacmine eşit, o da 48 pi'ymiş. İşte gerisi matematik. Hemen pi'yi sadeleştirdim. Başka ne yapalım? 2 ile 48'i sadeleştirelim. 24 kalsın.
Bakın burada r kare ile r'nin çarpımı var. Yani r küp var arkadaşlarım. R küp bir de çarpı kök 3 var. Eşittir. 3 ile de 24'ü çarparsak 72. Hemen kök 3'e bölelim her iki tarafı. 72 eşittir. Ne olur? 72 yok. R küp eşittir. Pardon. R küp eşittir. 72 bölü kök 3 olacak dostlarım. Her iki tarafı kök 3 ile çarparsak 72 kök 3 bölü 3 oldu. 72 kök 3 bölü 3 olur. 3'e bölersek de 24 kök 3 geldi R küp. R küp eşittir. 24 kök 3'müş dedik. Bize tabii R'yi soruyor. Hangisinin küpünü alırsak 24 kök 3 yapar? Şu kök 3'lüyü deneyeyim arkadaşlarım. Ceyhan'ı deneyelim. Küpünü alalım bunun. 2 kök 3 çarpı 2 kök 3 gözüküyor mu burası? Şöyle yapayım. Çarpı 2 kök 3. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3. Bir de kök 3 var. Evet bakın 24 kök 3'tür bunun küpü. O yüzden sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet 5 numaradayız. Pardon 4 numaradayız dostlarım. Şöyle tam bir ayarlayayım. Tamamdır. 8, 6 dikdörtgen bir piramit arkadaşlarım. Bu yüksekliğimiz 13 piramit verilmiştir. Bu piramidin de nesini soruyor bize? Hacmini soruyor. O halde piramidin önce bir yüksekliğini bulalım. Şuradan tam tabanın ağırlık merkezine yüksekliğimizi dik indirelim. Taban dikdörtgen olduğu için ağırlık merkezi arkadaşlarım köşegenlerin kesim noktası oldu. Şimdi 6, 8'den 10'dur burası. Şuralar 5, 5 geldi. Yüksekliği biliyoruz. Şurada da 5, 12, 13 üçgeninden yüksekliğimiz 12 çıktı. Şimdi neyi soruyordu bize? Piramidin hacmi. Piramitlerin hacim formülü neydi? Taban alanı yani 6 çarpı 8, 48 çarpı yükseklik 12 bölü 3 vardı piramitlerin hacminde bölü 3'ü unutmayın. İşte bu işlemin sonucu cevabı verecek. 3 ile 48'i sadeleştirelim. 16 cevabımız 16 çarpı 12 geldi. O da 192 yaptı dostlarım. Evet 5 numaradayız. Tabanı düzgün altıgen olan dik piramidin yan ayrıtları 13 santim ve yüksekliği de kök 69 olduğuna göre piramidin yanal alanı kaç santimetre karedir diye bir soru sormuş. Şimdi bu piramidi bir çizmeye çalışayım ben sizin için arkadaşlarım. Şöyle bir düzgün altıgen çiziyorum ilk önce. Şöyle bir piramit. Şöyle yukarıda tepede birleşiyorlar yan yüzeyler şu şekilde. İnşallah idare eder işte hiç yoktan iyidir. Demek ki yanda 6 tane üçgen var arkadaşlarım. İkizkenar üçgen var. 6 tane ikizkenar üçgenin alanını soruyor. Yani 6 çarpı ikizkenar üçgenin alanını buraya yazacağız. İşte bu bizim aradığımız yanal alan olacak dostlarım. Peki neleri biliyoruz? Yan ayrıtı 13 santim. Yani şu yandaki ikizkenar üçgenlerin şuraya çizeyim. Yandaki bir tane ikizkenar üçgeni aldım arkadaşlarım. Bunun bir yan ayrıtı 13 santimmiş. Şuralar 13. Yüksekliği kök 69. Yani tam tepeden tabana indirdiğim şu yükseklik kök 69. Hemen şuraya da bir çizgi çizdik arkadaşlarım. Bu yüksekliği şuradan bulacağız. Şu adam bizim kök neydi bu? 13 santimdi. Şurası 69'du dostlarım. Kök 69. Hadi şuradaki A dediğimiz uzunluğu bulalım. Peki şurada Pisagor yapsak. 13'ün karesi 169 yapar. A eşittir. A kare artı kök 69'un karesi de 69 yapar. 69'u çıkarttık. 100 eşittir. A kare gelir. Demek ki A 10'muş. Yani düzgün altıgenin şu uzunluğu şurası 10 sa şurası da 10. Düzgün altıgenin uzun köşegeni 20 santimmiş. Düzgün altıgenin uzun köşegeni bir kenarın 2 katıdır. O halde bir kenarını 10 bulduk bakın. Demek ki şu taban da 10. Hemen yüksekliğimi indirdim. Yan yüzeyin yüksekliği 5, 5 diye böldü. Şurası da 12 geldi 5, 12, 13'ten. İşte bir üçgenin alanını bulduk. 12 çarpı 10 bölü 2 yani 60. İşte bize de diyor ki 6 tane 60 ne yapar? Cevabımız 360 yaptı dostlarım. 6. soru. Şekildeki düzgün kare piramidin tüm ayrıtları 4 kök 2'dir. O halde her birinin üstüne 4 kök 2 yazabilirim. Tabanın kenarları 4 kök 2.
Şu yan ayrıtlar da 4 kök 2'ymiş dostlarım. Piramidin hacmi nedir diye bir soru sormuş. Şimdi piramidin hacmini bulabilmem için önce yüksekliğini bulmam lazım. Hemen tabanın tam ortasına, ağırlık merkezine yüksekliği indirdim. Şu köşegenlerimizi de çizdik. 4 kök 2, 4 kök 2, kök 2 katından burası 8. O halde 4, 4 diye bölündü. Şu yüksekliğimizi de gösterelim. Bakın şuradaki dik üçgenden 4, 4, 4 kök 2 ikizkenar dik üçgenden yüksekliğin de 4 olduğunu buldum dostlar. Şimdi piramidin hacmi, taban alanı 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 yani 32 çarpı yükseklik 4 bölü 3 olacak dostlar. İşte bu işlemimizin cevabı da 128 bölü 3'tür. Cevabımız Edirne'den geldi. Evet, 5 numarayı gömdük. Geldi sıra 6 numaralı soruya aldık. Yok, 6'yı gömdük. Pardon, 7'deyiz şimdi. Evet, şöyle bir şey. Diyor ki bir kenarı 12 santim olan ABC eşkenar üçgeninde DEF bulundukları kenarların orta noktalarıdır. O halde bir kenar 12 santimse şuralar hep 6, 6, 6 olacak. Şimdi bunu kaldırdığımızda muhtemelen düzgün 400'lü çıkacak. Kesikli doğru boyunca katlanarak piramide düzgün 400'lü adı verilir. Tamam, düzgün 400'lüyü oluşturmuş bizim için. Buna göre oluşan düzgün 400'lünün hacmi nedir diye de bir soru soruyor. Dostlar hemen formülü söylüyorum. Düzgün 400'lünün hacim formülü bir kenarının küpü çarpı kök 2 bölü 12 formülüyle bulunur. Bunu ezberlemek istemezsen de normal piramidin hacim formülünü yapacaksın. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 diyeceksin dostlarım. Sonuçta düzgün 400'lü de bir üçgen piramittir. Sadece bütün yüzeyleri eşkenar üçgen olan özel bir piramittir dostlarım. Direkt formülünü aklınızda tutarsanız daha kolay işlem yaparsınız. Yoksa yükseklik bulmak işte biraz daha sıkıntı olabilir. Hani ağırlık merkezini indireceğim falan filan. Peki A'yı da biz ne diyebiliyoruz? Bir kenarını 6 birim diyebiliyoruz. Bakın şurası bizim taban dediğimiz yer. Tabanımız burası. 3 tane de yanda eşkenar üçgen var. Bir kenarımız 6 birim. O halde yazalım. 6'nın küpü 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı kök 2 bölü 12. Hadi sadeleştirelim. 6'ya böl 6'ya böl 2. 2'ye böl 2'ye böl 3. 3 kere 6 18. Bir de kök 2 var. 18 kök 2 çıktı. Sorumun cevabı Denizli'den geldi. Evet, 8 numarayı okuyorum şimdi. Diyor ki AB 12 santim, 8 santim, 10 santim şeklindeki dikdörtgenler prizması şeklinde tahtadan yapılmış üstü açık kutu görülmektedir. Peki, tahtanın kalınlığı 1 santim olduğuna göre kutuyu yapmak için kaç santimetre küp tahta kullanılmıştır? Ha, güzel soru. Direkt şu geldi aklıma arkadaşlarım. Şimdi burada ben tek tek tahtaların da hacimlerini toplayabilirim. Tek tahtaların hacimlerini soruyor. Ya da şöyle de yapabiliriz arkadaşlar bunu. Normal tüm yüzeyin hacmini bulalım. Şu içeride bakın boş bir kısım var. Şurada gelen şurası. Şuradaki... Şu boş kısım var ya arkadaşlar, böyle 1 santim içeriden alınmış ya bunların her biri. Şuradaki şu boş kısmın, şurası arka yüzeyi, şurada bir ön yüzeyimiz var, bir içeride var. Bu içerideki boş kısmı çıkartırsam tüm yüzeyden sadece tahtaları bulmuş olurum arkadaşlar. Şunu söylüyorum, tekrar yapayım. Bakın şu benim büyük geniş olan kısmım, tamam mı? Tahtaların kalınlığı da 1 santim ya. Ben şimdi bu kırmızı olan hacimden, kırmızı hacimden siyah olan hacmi çıkarttığımda sadece tahtanın hacmini bulmuş olacağım dostlar. O halde kırmızı hacmi bulalım. Yani tüm şeklin hacmi. Taban alanı çarpı yükseklik. Yani üç kenarının çarpımı. 8 çarpı 12 çarpı 10 yazıyorum şuraya. 8 çarpı 12 çarpı 10. Bu tüm hacim. Bundan İçindeki boş kısmın hacmini çıkartacağım. Burada dikkat edeceksin işte. Tahtanın kalınlıklarına bakacağız şimdi arkadaşlar. Bak şurası normalde 12 santimdi. 1 santim buradan, 1 santim de buradan kalınlık var. Ne kaldı şuraya? 10. Şimdi burası normalde 10 santimdi tamamı. 1 santim buradan, 1 santim de buradan geldi 8.
Bir de şu yüksekliğe bakalım. Yükseklik normalde yukarıdan aşağı 8 ama şu en altta bir tahta var. Onun kalınlığını da hesaplayın. 7 kalır arkadaşlarım yüksekliğimize de. O halde iç kısmın boşluğun hacmi 7 çarpı 8 çarpı 10 olur. 7 çarpı 8 çarpı 10 geldi. Bakın bu 12 tane 80 demek. Yani 80 çarpı 12 demek. Eksi bu da 7 tane 80 demektir. 7 çarpı 80. 12 tane 80'den 7 tane 80 çıkarsa 5 tane 80 kalır. O da 400 demektir dostlarım. Sorumun cevabı Adana'dan geldi. Güzel soruymuş bu arada. Evet, hadi bakalım şimdi. Alttaki bant da kopmuş arkadaşlarım. Oynayıp duruyor. Şurayı biraz sabitleyelim. Evet, 9 numaradayız. Eni 100 santim olan engelli rampasının rampa uzunluğu 170 santim falan filan. Sayıları zaten gördük arkadaşlar. Yapılması için en az kaç metreküp betona ihtiyaç vardır diye soruyor. Yani bize buradaki bakın metreküpler santimetreküp dediği zaman hepsi arkadaşlarım hacime girer. Yani ben burada alanı mı hesaplayacağım, hacmi hesaplayacağım mı diye düşünmeyin. Küplü bir şeyse hacim, işte metrekare deseydi, santimetrekare deseydi alanı hesaplayacaktık. Biz şimdi burada hacmi hesaplayacağız. Gördüğünüz gibi bakın bunun tabanını şurası seçelim. Şuradaki yamuk bizim tabanımız olsun dostlarım. Tabanı yamuk olan, yüksekliği 100 santim olan, şuralar hep 100 santim ya dostlarım. Yüksekliği 100 santim olan bir prizmanın hacmini soruyor. O halde taban alanı yani yamuğun alanı çarpı 100'dür bunun cevabı. Taban alanı çarpı yükseklik prizmanın hacmine eşittir. Şimdi o halde bana düşen şey tabanın alanını bulmak. Şuradaki yamuğun alanını bulacağım. Şimdi şuradan dik yamuk olduğu için hani 100 sorusunun 90'ında bir diklikte biz indiririz. Şurası da 80'dir. Bakın 8, 15, 17'den şuranın 150, şuranın da 50 olduğunu hatta buranın da 50 olduğunu bulduk. Şimdi yamuğun alanı, şuradaki yamuğun alanı. Alt taban artı üst taban 200 artı 50, 250. Çarpı yükseklik 80 bölü 2. Bu yamuğun alanı. İşte ben bunu bir de çarpı 100 deyip yükseklikle de çarparsam oldu bize yamuk prizmanın hacmi. Peki düzenleyelim bunu arkadaşlar. Şurayı şöyle 2'ye bölelim. 40 olsun. Çarpalım hepsini. 4 ile 25'in çarpımı 100. 1, 2, 3, 4 tane de 0 ekleyeceğim. Kaç oldu? 100. 4'ten de 0. İşte bunu biz hep santimetre küp olarak bulduk. Tabii bunun için de bize diyor ki metre küpe çevirin. Metre küp olsun diyor istediği şey. Metre küp olabilmesi için hani santimetre ile metre arasındaki ilişki ne? O 10 katı, 100 katı şeklinde gidiyorlar ya. Biz 6 tane sıfırı sildiğimizde buradan dostlarım 1 metre küp olduğunu görürüz. Santimetre küpü metre küpe çevirmek için 6 tane sıfırı çıkartıyorsunuz dostlar. 1 metre küp olduğunu gördük. 9. sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi Gobeller. Ve geldim 10 numaraya. İşte dikkat edilmesi gereken klasik, çok sık sorulan, üniversite sınavında sıklıkla sorulan birim küplerden oluşan cismin yüzey alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Dikdörtgenler, tahta bloğun, buna göre oluşturulan cismin yüzey alanı nedir diye bir soru soruyor. Dostlar şimdi burada önce şunu bulmamız lazım. Şu bir dikdörtgenler prizmasının şu uzun yüzeyi acaba kaç tane birim küpe eşit? Bakın burada zaten gösteriyor. 1, 2, 3, 4 tane birim küp üst üste dizilmiş bir prizmanın üstüne eşit olmuş arkadaşlar. O zaman 4 tanesine eşit şunlardan bir tanesinin 4 tanesi şunun bir tanesine eşit. Şimdi bize yüzey alanını soruyor dostlar. Tek tek hesaplayacağım. Bak önce ön tarafa doğru yani buradan direkt baktığımda gördüğüm yüzeyleri bir hesaplayayım. Şimdi şurası 1. Şunu şöyle çizersek 1. 1, 1. Yani şurada bir dörtlük bir yüzey var. 4. 4 de burada var arkadaşlarım. 8. 4 burada var. 4, 8 daha. 12. 12. Şurası bakın 1'di. Buraya 3 kaldı. Şurası 1. Bunu yazalım. Şurası 4. Bunu söyleyelim. Ön taraftan baktığımda görebildiğim her şeyi söyledim. 4, 8, 12, 16, 20. Şimdi bu 20'nin aynısını bir de şöyle arka taraftan baktığınızda da görürsünüz dostlarım.
Aynısını şu taraftan bakın. Bir 20 de oradan göreceksiniz. O halde artı bir 20 daha ekledim. Şu anda 40. Ön ve arkayı hesapladım. Şimdi sağdan baktığımızda, şöyle sağ taraftan sola doğru baktığımızda görelim. Bakalım neler görüyoruz. Bakın bir kere şurayı görüyorum 1. Şurayı görüyorum 4. Onları da farklı renkle yazayım hatta ya. Şöyle 4 görüyorum. 1 görüyorum arkadaşlarım. Şuradan 1, 2, 3, 4 de buradan görüyorum. Şöyle baktığımızda. Bir de 1, 2, 2 de buradan görüyorum arkadaşlar. Başka da gördüğüm var mı diye bakıyorum şöyle dikkatlice. Burada işte amaç dikkatli olmak. Bir şeyi gözden kaçırmamak. Çünkü verilen sayılar genelde bakın aralarında ikişer fark var. Birbirine çok yakın sayılar verilir. O yüzden çok dikkatli olacağız. Şimdi bir daha toplayalım. 4, 1 daha 5, 4 daha 9, 2 daha 11. 11 sağ taraftan baktığımda, 11 de sol taraftan baktığımda göreceğim. 11, 11 daha, 22 daha gördüm arkadaşlar. Şimdi ne vardı? 40 var, 22 var. 40, 22 daha, 62 var şu ana kadar. Şimdi bir de üstten bakalım değil mi bu muhabbete? Üstten ne görüyoruz? Bakın üstten baktığımda, kırmızıyla yapayım onu da. 1, şuradaki 4'ü görüyorum arkadaşlar. Şuradaki 3'ü görüyorum dostlar. Bir de şuradaki 3'ü görüyorum. Başka var mı diye bakıyorum şöyle üstten bakıldığında. Yok. 4, 6 daha 10 görüyorum. 10 da alttan yukarı baktığımda göreceğim dostlarım. 10, 10 daha 20 daha görüyorum dostlar. Toplam ne yaptı? 82 yaptı. Yani 10. sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. Dostlar bu soruda dikkatli olacaktık. Elimizden geldiğince de dikkatli olduk. Evet. Hiç hız kesmiyorum. Hemen geldim. 6. testin 1. sorusuna. Lambalı bir soru görüyorum arkadaşlarım. Şekildeki kesik koni biçimindeki lamba der. Bunu şöyle bir... Benim başka bir kağıda çizmem gerekebilir arkadaşlar. Şöyle bir alayım da. Tamam, devam edelim. Kesik koni biçimindeki lambader başlığın üst taban dairesinin yarıçapı 3, alt taban dairesinin yarıçapı 6 birim ise lambaderin alt tabanının zeminden yüksek, üst tabanının zeminden yüksekliğinin yarısıdır. Buna göre lambaderin zemini aydınlatı dairesel bölgenin çevresi. Bak bunu burada ben şöyle bir daha çizeyim bunu. Asıl görülmesi gereken şekliyle daha iyi anlayacaksın dostum. Şöyle diyor aslında sana. Şimdi lambaderin üst tarafı şöyle devam ediyor. Lambaderin alt tarafı lambader, bir de bu çıktı başımıza, işte lamba anasını satayım he. Bir de bu arkadaşlar şöyle fizikten de biliyorsunuz göz görme hesabı falan filan, aydınlattığı yer şu kısım. Bize de buradaki kısmın alanı soruluyor arkadaşlar. Peki ne biliyoruz? Üsttekinin yarı çapını 3, ortadakinin yarı çapını 6, bize bunun çevresini mi alanını mı neyini soruyorsa R diyelim buraya. Yükseklikler hakkında şurasına H demiş, buraya da H demiş. Oldu sana dik yamuk sorusu. Hatta yamuk da orta taban sorusu. Bakın şurada bir yamuk var. Yamuğun orta tabanı 6. Yani üst tabanla alt tabanın toplamı 3 ile R'nin toplamının yarısı 6. O zaman R buradan ne çıkar? 9. Evet. Alttaki dairenin yarı çapını 9 bulduk dostlar. Şimdi devam edelim. Şuradaki dairenin yarı çapını 9 bulduk. Bize alanını mı soruyordu? Çevresini soruyor. Yani 2 pi r'yi soruyor. 18 pi geldi sorumuzun cevabı. Şimdi geldik 2 numaralı soruya arkadaşlarım. Taban ayrıtının uzunluğu 6 santim olan kare dik prizmanın yanal alanı 120. Taban ayrıtının uzunluğu 6 santim olan kare dik prizmanın yanal alanı. He, çizelim bunu arkadaşlar istiyorsanız. Şuraya sığdırabiliriz herhalde. Çizeriz bakalım. Şimdi ne diyorduk? Kare dik prizma. Şöyle bir göstereyim. Kare dik prizma. Şöyle bir şey olacak. Şöyle. Şöyle bir şey. Taban ayrıtı 6 santimmiş arkadaşlar. Dik prizmanın yanal alanı. Yanal alanın formülü neydi? Tabanın çevresi, yani 6 tane 4 var burada, 24 çarpı yükseklik h eşittir yanal alana, yani 120'ye. H burada ne çıktı? 120 bölü 24, yani 12'ye bölelim 10, 12'ye bölelim 2, 5 geldi arkadaşlarım. Demek ki yüksekliğimiz de 5'miş. Bu
prizmanın içine yerleştirilebilecek en büyük hacimli silindir. Şimdi silindirin en büyük hacimli olması için taban dairesinin şu karenin kenarlarına teğet olması lazım. Yüksekliği de arkadaşlarım, yüksekliği bizim prizmamızın yüksekliğiyle aynı olması lazım. İşte bu silindirin bizden hacmini istiyor arkadaşlar. Şimdi bulalım. Taban çapı şurası 6. O halde yarı çapı 3. Demek ki taban alanı pi'ye kareden 9 pi. Çarpı yüksekliği de 5 dedik. O zaman 45 pi çıktı silindirin hacmi. Geldim 3 numaraya. Dikdörtgen şeklindeki kağıtta AD 4, 6, AB etrafında 300 derece döndürülmesiyle elde edilen bölgenin hacmi. Dostlar biz ne demiştik şimdi bu döndürme sorularında? İki işlem var. Bir, öncelikle neyin etrafında döndürün diyor? AB'nin etrafında. AB'ye göre simetri alacaksın. Bu bir. AB'ye göre simetrisini aldım. İki, dönen A ile B dışındaki diğer noktalara dönme hareketi yapacaksın. Dönme hareketi dediğimde D ile D üssü arasına elips çiziyorum. C ile C üssü arasına elipsi çiziyorum. İşte dönme hareketi de bu ve bak ne çıktı? Silindir. Yarıçapı 4 olan, yüksekliği 6 olan silindir. Hadi bulalım. Yarıçapı 4 ise taban alanı pi'ye kareden 16 pi, yüksekliği de 6. Yalnız arkadaşlar biz bunu tam 360 derece döndürülürse bir silindir olduğunu gördük. Eğer ki diyor ki bize 300 derece dönmesiyle, o zaman diyeceksin ki 360 derece dönmesiyle 16 çarpı 6 ise 300 derece döndüğünde ne kadardır diye sorup doğru orantını kur, olayı da bitir. Hemen 300 çarpı 6 çarpı 16 pi bölü 360'dır x. Hadi hesaplayalım. Birer sıfır buradan gitsin. 6'ya bölelim. 6'ya bölelim. 6. Bir daha 6'ya bölelim. Bir daha 6'ya bölelim. 5. 5 ile de 16'nın çarpımı 80 pi yaptı. Üçüncü sorumun cevabı Bursa'dan geldi dostlar. Evet 4 numaradayız dostum. Bak bu sefer 360 derece döndüreceksin diyor. Neyin etrafında? AB kenarının etrafında. Hadi AB'ye göre bir simetrisini alalım mı hemen bu keratanın? Şimdi AB kenarına göre simetrisini alırsak şöyle bir şekil çıkar. Burası da 4, burası 5, burası zaten 3, 4'ten 5. AB'yi göre simetri aldım. C dönme hareketi yapacak. Hemen C ile C üssü arasına elipsi çizdim ve bir koni çıktığını gördüm. Bana da hacmini soruyor koninin. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Taban alanı 16 pi. Çarpı yükseklik 3 bölü 3'ten 16 pi geldi sorumuzun cevabı. Evet 5 numaradayız. Piramidin tabana paralel düzlemle kesilmiştir. Buna göre ortadaki piramidin hacminin, ortadaki parçanın hacminin T, A, B, C, D yani büyük piramidin hacmine oranı nedir diye bir soru sormuş bize. Dostlar bakın ne yapıyorum bu soruda. Şimdi benzerlik oranının, benzerlik oranının küpü hacimlerin oranına eşitti. Bunu bir hatırlıyorum öncelikle. Peki benzerlik oranları bunların bakın 1, 2 ve 3 şeklinde arkadaşlarım. 1, 2, 3 şeklinde benzerlik oranları var. Hacimleri de o zaman 1'in küpü 1, 2'nin küpü 8, 3'ün küpü 27 olacak. Yani şuranın hacmi V ise şu ilk 2 piramidin hacmi 8V. O zaman şuraya kaldı 7V. Şu tamamının hacmi 27V. O zaman buraya kalacak 19V dedim dostlar. Neyi soruyordu? Ortadaki parça 7'nin tamamına 27'ye oranı. 7 bölü 27 çıktı sorumuzun cevabı. Evet 6'yı da gömdük. Attık bunu. Test 6'nın 6. sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlarım. Evet 2 var 5 var. Daireler, dik koniler falan filan. Buna göre cismin yanal alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Hemen şöyle yapalım. Kesik konide ben genelde arkadaşlarım şöyle yapıyorum. Bu koniyi yukarıya doğru tam koniye tamamlıyorum dostlarım. Şöyle. Benzerlik oranlarını yazalım. Bakın 2 bölü 5 benzerlik oranları 2 bölü 5 eşittir. Şu yüksekliğe h diyelim. H bölü tamamı h artı 4 olur. Benzerliğimizi yerleştirdim.
İçler dışlar yapalım. 5h eşittir 2h artı 8. 3h eşittir 8. H eşittir 8 bölü 3 geldi. Şurası 8 bölü 3. Bak şimdi bir de şey yapalım. Benzerlik yap. Şey Pisagor yapalım şurada. Ne diyeceğiz? 6 bölü 3'tür bu 2 dediğimiz şey. 6'nın 3'e bölümü. 8'in 3'e bölümü. O zaman burası 10 bölü 3. 6, 8, 10'un 3'e bölünmüş haliymiş arkadaşlar. Peki şurası hani şunların arasında nasıl bir ilişki var? Bakın bununla bunun arasında bak ne yapmış? 3 ile çarparsam bunu 8, 2'ye bölersem 4. 3 ile çarpıp 2'ye bölmüş. Burayı da o zaman 3 ile çarpıp 2'ye bölersem şuradaki uzunluğu bulurum. 5, bu da tamamdır. Şimdi bana diyor ki kesik koninin yanal alanı yani şuradaki alanı bul diyor. Şu yanal alan burası. Dostum yapacağın şey şu. Büyük koninin yanal alanından küçük koninin yanal alanını çıkartacağız. Üstteki küçük konin. Peki koninin yanal alanının formülü piril. Şurada yapayım. Pi çarpı R çarpı L. Bak gel üstteki küçük koninin yanal alanını hesaplayalım. Pi çarpı R 2. L 10 bölü 3. O halde diyorum ki pi çarpı 2 çarpı 10 bölü 3 bu küçük olanı. Yani ne çıktı? 20 pi bölü 3 geldi küçük olanın yanal alanı. Şimdi büyük olanın yanal alanını hesaplayalım. Yine pi çarpı r çarpı l. Yarı çapı 5. Yani pi çarpı 5 çarpı l dediğimiz uzunluğuysa şuranın tamamı. O da 25 bölü 3 yapar toplarsak bu iki keratayı. 25 bölü 3 de buraya yazdım. Şimdi hesaplayalım dostlar. Bu da ne çıktı? Büyük olanın yanal alanı 125 pi bölü 3 geldi. Hadi çıkartalım. 125'ten 20 çıkarsa 105 bölü 3 olur. 105 bölü 3 de 35 pi demektir. Yanal alanı 35 pi çıktı. Geldik şuraya. Trafik denetiminde kullanılan siyah renkli tabla üzerinde yerleştirilmiş koni biçimindeki cisim eşit aralıklarla turuncu ve beyaz renklere boyanmıştır. Koniyi boyarken 60 gram beyaz boya kullanıldığına göre kaç gram turuncu boya ve turuncu kaç gram turuncu ve beyaz boya kullanılmıştır diye bir soru soruyor arkadaşlarım. Düşünelim şimdi. Diyeceğiz ki burada alandan gideceğimiz için hani alanda şöyle bir özellik vardı hatırlayın arkadaşlarım. En üstteki alana A dersem A, 3A, 5A, 7A hani tek sayıların katları şeklinde 9A, 11A ve 13A şeklinde gidiyordu alanlarımız. Bize de diyor ki neyi soruyor? Koniyi boyarken 60 gram beyaz boya. Beyazların top kapladığı alan nedir beyazlar? 3 var. 7 daha 10. 10 11 daha 10. 21A var arkadaşlarım. 21A. Beyazların ki toplam değil mi? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Doğru. Bir daha hesaplayalım. 3, 7 daha 10. 11 daha 21A arkadaşlarım. Eşitmiş. 60 gram boya diyor. 60'a eşitmiş 21A. Turuncu ve beyaz boya kullanılmıştır diye soruyor. Kaç gram turuncu ve beyaz? Turuncuları bir daha hesaplayalım. Sadece turuncuları sormasın bu bize. İkisini bir sorabilir mi? Soramaz ya. Turuncuları soruyordur bence sadece. Bir daha bakalım. A 5 daha 6 9 daha 15 13 daha 15 13 daha 15 13 daha 28A. 28A turuncular. Şimdi bakalım. 21A 60. Hemen 3'e bölelim. 21A'yı 3'e bölersek 7A eşittir 20 olur. 4 ile çarparsak da 28A eşittir 80 olur arkadaşlarım. Bize de turuncuları soruyordur diye ümit ediyorum. Evet turuncu ve beyaz boyayı sormuyordur arkadaşlar. Bence sadece turuncuyu soruyordur diye düşünüyorum ben. O da 80 çıkıyor. Zaten turuncu ile beyazın toplamı 140 yapıyor. Şıklar da yok. Geldik şuna. 8. sorumuza. Bakalım ne diyor. Tabanı ikizkenar dik üçgen, yüksekliği 10 santim olan dik piramit şeklindeki cisim büyük yüzeyi üzerine yatırılıp tamam.
İkişer santim kalınlığında 5 parçaya bölünmüştür ve aradaki 2 parça çıkarılmış, kalan parçalar kırmızı, turuncu ve sarı renklere boyanmıştır diye soruyor. İkişer santim kalınlığında 5 parçaya bölünmüş. Şöyle 2, 2, 2, 2, 2. Şunların her biri birbirine eşit yani arkadaşlarım. Şu kısımlar, şuralar hep birbirine eşitmiş. Gösterelim bunu. Tamam. Evet. 2, 2, 2. Yatırılıp 5 parça ve ara 2 parça çıkarılmıştır. Kalan parçalar kırmızı, turuncu, sarı renklere boyanmıştır. Başlangıçtaki piramidin tabanındaki dik kenar uzunluğu 5'er santimdir. Yani şuradaki başlangıçtaki piramidin şu kenarı 5, şu kenarı da 5. Dik üçgenmiş burası da arkadaşlarım. Buna göre son durumda kalan 3 parçanın hacimleri toplamı nedir diye bir soru sormuş bize. Biz gelin ilk önce bu piramidin tamamının bir hacmini bulalım arkadaşlarım. Tamamının hacmi. Şimdi piramidin tamamının hacmini nasıl bulacağız? Taban alanı, o da dik üçgen olduğu için 5 çarpı 5 dik üçgenin alanı, 5 çarpı 5 bölü 2 dik üçgenin alanıdır bu. Çarpı yükseklik, yüksekliği de ne vermiş bize? Yüksekliği bir şey vermemiş. Ha, yüksekliği 10 santim demiş zaten. Çarpı 10 bölü 3, yani 1 bölü 3 diyelim. Buradan da ne geldi? Şöyle 2'ye böldük 5. 125 bölü 3. Bu tüm hacim. Tüm hacim. Yani bütün piramidin kesilmeden önceki hacmi bu. Şimdi bir de hani şu benzerlik oranı muhabbeti yapalım mı arkadaşlar? Hani demin de bir önceki soruda da yaptık ya, şöyle dedik. Bunun hacmine 1V dersek, 1V. 1, burası 2, burası 3 benzerlik oranı, burası 4. Burası da 5. Bunların küpleriyle doğru orantılı olacaktı. O zaman 1, 8, 27, 64, 125. Dostum yani 1V, 8V, 27V, 64V, 125V. Şimdi ben en baştakinin hacmine şuna V dersem, bu şu ilk ikisinin hacmi toplamda 8V'ymiş arkadaşlar. O halde şu boşluğa ne kalacak? 7V. Peki şu üçünün hacimleri toplamı 27V'ymiş. 8'i çıkarttım. Üçüncüsüne ne kalacak? 19V. İlk dördünün hacimleri toplamı 64'müş. 27'yi çıkarttım 64'ten. Şöyle kenarda ben bir çıkartıyorum. 14'ten 7. 5'ten 2 çıktı. 37V'ymiş. Şuradaki boşluğun hacmi 37V. Hepsinin hacmi 127V'ymiş, 125V'ymiş. 125'ten de 64'ü çıkartıyorum. 61V kaldı en baştakinin de hacmine. 61V de bunun hacmiymiş dostlarım. Şimdi bize ne diyordu? Tüm hacmi biz bulduk. 125 bölü 3, yani 125V'yi 125 bölü 3 bulduk. O halde V ne çıktı? 1 bölü 3. Bizden ne istiyor bu kerata? 3 parçanın hacmini, yani V'yi artı 19V'yi artı 61V'yi toplayın diyor. 81V'yi istiyor. 81 çarpı 1 bölü 3'ü istiyor. O da 27 yapar. Cevabım Bursa'dan gelir dostlarım. Evet. Geldik 9 numaralı sorumuza. Balıklı bir soru var. Bakalım ne diyor? Aşağıda merkezler arasındaki uzaklığın 50 birim olduğu kesik küre biçiminde benzer iki cam fanus verilmiştir. Kürelerin merkezlerinin zemini olan uzaklıkları 20 ve 34 birimdir. Gösterelim bunu. Şimdi merkezler burası. Bunun merkezinin buraya olan uzaklığı 20. Bunun merkezinin buraya olan uzaklığı 34. Tamam. Merkezler arasındaki uzaklık da 50'ymiş arkadaşlarım. Tamam. Balık atlıyor herhalde buradan buraya. Balık yatay olarak ne kadar yol almıştır? Hemen bulalım. Şuradan şuraya ne kadar yol gitmiştir diye bir soru soruyor bize. Dik yamuk sorusu oldu arkadaşlar. Hemen şurayı çizdim. 20 ise şurası da 20. Şuraya da 14 kaldı dedim. Bakın 7'nin 2 katı, 25'in 2 katı. 7, 24, 25 üçgeni. O zaman burası da 24'ün 2 katı, yani 48. O halde sorumun cevabı 48 çıktı dostlar. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.